Milan ve Juventus Galatasaray'ın altın çocuğunu istiyor. Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon euro ve bonuslar karşılığında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız Zaniolo için ülkesinin basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. La Gazzetta dello Sport, Zaniolo transferinin satın alma opsiyonuyla bitebileceğini bildirirken, Galatasaray'ın İtalyan yıldızı kinesiliği bonservisi de okuyucularına aktardı. Galatasaray'a transfer olduğu günden itibaren hakkında transfer iddiaları ortaya atılan Nicolo Zaniolo, başta İtalyan devleri Milan ve Juventus olmak üzere birçok takımın takibinde. İtalya'dan Nicolo Zaniolo için bir iddia daha ortaya atıldı. Ülkenin önde gelen spor sitelerinden La Gazzetta dello Sport, Milan'ın Zaniolo için girişimlerini sürdürdüğünü ve oyuncunun da Milan'da forma giymek için sabırsızlandığını iddia etti. Haberde Juventus'un da Zaniolo'ya ilgi gösterdiği ancak Milan'ın bu transferde daha ısrarcı olduğu vurgulandı. Zaniolo'nun da Juventus'un ilgisine rağmen Milan'da formayı giymeye daha yakın olduğu bilgisine yer verildi. La Gazzetta dello Sport'tan Carlo Lodisa imzalı haberin detayında Zaniolo'nun Milan'a transferi için Galatasaray'ın 30 milyon euro talep ettiği öğrenildi. Milan'ın Zaniolo için kadroda oluşacak bütçeye göre bu bonservisi ödemeyi planladığı öğrenildi. Satın alma opsiyonlu kiralama seçeneğinin de masada olduğu iddia edildi. Leandro Paredes'in menajeri İstanbul'da. Galatasaray'da flaş bir transfer gelişmesi yaşanıyor. Son günlerde çok yoğun bir görüşme trafiği içerisine giren Sarı Kırmızılıların İstanbul'a davet ettiği isimlerden biri de Leandro Paredes'in menajeri olmuştu. Arjantinli orta sahanın menajeri Galatasaray'la temaslarda bulunmak üzere İstanbul'a geldi. Yönetimin Paredes'in menajeriyle masaya oturduğu ve bir anlaşma zemini aradığı öğrenildi. Daha önce 52 kez Arjantin milli takımı forması giyen 1.80 boyundaki Paredes, güçlü fiziği ve oyun zekasıyla mevkisini ön plana çıkan bir isim. Ciddi bir Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle bulunan Güney Amerikalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro. Galatasaray'dan Sadio Mane bombası. Galatasaray transferde bombayı patlatıyor. Geçen sezonun başında İngiliz devi Liverpool'dan ayrılarak Alman devi Bayern Münih'e imza atan Sadio Mane Galatasaray'a önerildi. Oyuncu ile ilgili hemen bir maliyet araştırması yapan Sarı Kırmızılılar da dünyaca ünlü yıldıza yeşil ışık yaktı. 2022 yazında Bayern'e tam 32 milyon euroluk bonservis bedeliyle transfer olan Mane için Alman temsilcisi 20 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirledi. Galatasaray ise Sadio Mane'yi öncelikle satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Özellikle Müslüman bir ülkede top koşturmayı çok isteyen Sadio Mane ile yapılan ilk temaslarda oyuncu tarafı ikna edildi. Bayern Münih'e de 4 milyon euro kiralama bedeliyle birlikte 14 milyon euro satın alma opsiyonlu bir teklif yapıldı. Sarı Kırmızılıların hedefi Icardi transferinden bağımsız olarak bu transferi sonlandırmak. Sadio Mane sol kanat bölgesinin yanı sıra santrafor ve sağ kanat olarak da görev yapabiliyor. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan 31 yaşındaki süper yıldız için Galatasaray'ın belirlediği maaş ve imza süresi ise 3 yıldan 5 milyon euro olmak üzere toplam 15 milyon euro. Galatasaray'dan Borna Sosa hamlesi. Sol bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Galatasaray yönetimi Borna Sosa'yı gözüne kestirdi. Sarı Kırmızılıların başarılı sol bek için ayırdığı bütçenin 7 milyon euro olduğu öğrenildi. Alman temsilcisi Stuttgart'ın tecrübeli oyuncu için 10 milyon euro talep ettiği de gelen bilgiler arasında. Hırvat futbolcu geride kalan sezonda Stuttgart formasını 30 maçta giydi. Başarılı sol bek bu müsabakalarda 2 kez gol atma başarısı da gösterdi. Sol bekin yanı sıra sol kanatta da görev yapabilen Borna Sosa 12'de asist üreterek takımına bir sezonda 14 gol katkısı verdi. Stuttgart'la olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan Hırvat futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro. Dinamo Zagreb altyapısında yetişen Borna Sosa 2018-2019 sezonunun başında 6 milyon euro bedelle Stuttgart'a imza atmıştı. Hırvatistan milli takımında 14 maçta oynayan tecrübeli sol bek bir de gol sevinci yaşadı.
Galatasaray'dan Nuno Tavares hamlesi. Premier Lig'de şampiyonluğu kıl payı kaçıran Arsenal'de teknik direktör Mikel Arteta'nın yeni sezon planlarında Tavares'in yer almaması üzerine Galatasaray'a oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Geride kalan sezonu Marsilya'da kiralık olarak geçiren Portekizli futbolcu 31 lig maçında 6 gol attı. Ofansif katkısıyla Sacha Boey'e benzetilen 23 yaşındaki futbolcuyu ikna etmek için vatandaş Oliveira da devreye girerken Tavares'ten yeşil ışık gelir gelmez Galatasaray Arsenal'le masaya oturacak. Galatasaray Sacha Boey'un ayrılığı durumunda Sassuolo forması giyen milli futbolcu Mert Müldür'le de ilgileniyor. Sağ bek ve stoper oynayabilen Mert Müldür için daha önce de girişimler yapılmış ancak yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Galatasaray, CSKA Moskova'nın golcüsüne talip oldu. 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray, forvet bölgesinde bol ve güçlü alternatifli bir kadro oluşturmanın peşinde. Avrupa mesaisi nedeniyle çalışmalarını hızlandıran Cimbom, forvet çalışmalarını sürdürürken Fedor Çalol transferinde Fenerbahçe ile karşı karşıya gelindi. Fabrizio Romano, iki ezeli rakibin 25 yaşındaki Rus golcü için CSKA Moskova'ya teklif sunduğunu duyurdu. CSKA Moskova altyapısından yetişen ve 2017'de A takım kadrosuna dahil edilen Çalov, Şampiyonlar Ligi ve kadro kalitesi faktörü nedeniyle Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Şubat 2022'de geçirdiği yarım sezonluk kiralık dönemin ardından takımına geri dönen ve bu sezon 41 resmi maçta 24 gol 6 asistle oynayan genç forvetin CSKA ile Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan Çalov, Rusya milli takım formasını da 4 kez giydi.